Cesaretimizi giyerek çıktık. Biz cesaretimizi İsmet'in önünün bu sözünden alıyoruz. Sayın Başbakan'a bir cevap vermek lazımdır. İçeride ne yapıyordunuz? Ben Türk komandosuyum! Başkan gelsin burada rezaleti görsün! Doğru, dürüst, ilkeli, seviyeli habercilik başlıyor. TV Malatya ekranlarından mutlu akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündeme yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Önce haber özetleri gelecek ekranlar, arkasından güne yansıyanlarla devam edeceğiz. Vatandaşa müjde, borçlu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaşın borcu silinecek. Süt ürünleri fiyatının artmasından vatandaşlar şikayetçi olurken hayvan besleyenlerse hayvancılığın desteklenmesini istedi. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne destek veren kurum ve kuruluşlara plaket verildi. Haber özetlerinin ardından ilk haberle bültenimizi açıyoruz. Malatya'da çıkan silahlı kavgada yine silahlar konuştu sayın seyirciler ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışan şahıslar birbirlerine silahla ateş etti. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. Yaralanan bir kişinin de hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis olay sonrası kaçan iki şüpheliyi arıyor. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay Sıtmapınar'ında bir araç kiralama iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kiraya verilen aracın kaza yapması nedeniyle çıkan alacak verecek meselesinin kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerine gelen iki kişinin pompalı tüfekle ateş açarak iş yeri sahibi M.A. adlı şahsı yaraladı. Olayda yaralanan iş yeri sahibi M.A. kaldırıldığı devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Neyse ki hayati tehlikesi bulunmuyor. Polis iş yeri sahibini yaralayarak kaçan iki şüpheli arıyor. Malatya 4. Uluslararası Film Festivali'ne katkıda bulunan sponsorlara plaket verildi. Festivalin daha sivilleştirilmesi gerektiğini söyleyen Malatya Valisi Vasip Şahin, önümüzdeki yıldan itibaren sivil konsepte doğru gidileceğini belirtti. Bu arada film festivaline katkılarından dolayı televizyonumuza da plaket verildi. Plaketi TV Malatya Genel Müdürü Serdar Barut aldı. Malatya 4. Uluslararası Film Festivali'ne katkıda bulunan sponsorlara plaket verildi. Anemone Otel'de düzenlenen plaket töreninde konuşan Vali Vasip Şahin, 4 yılda sürdürülen Uluslararası Film Festivali'nin sahiplenilmesi nedeniyle devam ettirildiğini ifade edip, festivalin daha sivilleştirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Şahin, önümüzdeki yıldan itibaren sivil konsepte doğru gidileceğini kaydetti. Festivali gerçekleştirmekte bizim hep yanımızda olan paydaşlarımız, kimseyi unutmamaya çalışıyorum hiç olmazsa grup olarak ama unuttuklarım lütfen beni bağışlasınlar. Gerçekten Perşembe gününden bu tarafa her şey güzel işliyor, tıkır tıkır gidiyor, planlandığı gibi gidiyor. Bugüne kadar bize intikal eden öyle büyük bir aksaklık yaşamadık. Malatya 4. Uluslararası Film Festivali'ne katkıda bulunan sponsorlara plaketleri yetkililer tarafından verildi. Dördüncü Malatya Uluslararası Film Festivali'ne katkılarından dolayı televizyonumuza da plaket verildi.
Ödülü TV Malatya Genel Müdürü Serdar Barut aldı. Sayın İl Jandarma Geçiyoruz yerel seçimlere. 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimler yaklaşıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ali Bakan, Din Görevlileri Derneği'ni ziyaret etti. Bakan, Malatya'nın büyükşehir olmasına değinerek, büyükşehir olmanın ağır mesuliyet ve sorumlulukları var dedi. Aday adayı Bakan, görev bize verilirse şehrimiz sadece maddi ihtiyaçlarında değil, manevi yönden de gelişmesi için çalışmalar yapacağız şeklinde konuştu. Buyurun hocam. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Ali Bakan, Din Görevlileri Derneği'ni ziyaret etti. Abdülkadir hocama teşekkür ediyoruz. Kendisi aynı zamanda beraber İmam Hatip'te okuduğumuz sınıf arkadaşımız. Bu noktada da kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii Malatya'da biz yaklaşık bir yıldır yaptığımız çalışmalarla çeşitli istişareler yaptık. Hocamla da yine aynı şekilde istişare ettik. Birçok arkadaşlar. Tabii bu aday adaylığı sürecinde de biz bugün geldiğimiz noktada artık Malatya'da büyük şehir olmanın vermiş olduğu ağır bir mesuliyet ve sorumluluk var. Dolayısıyla bu mesuliyet ve sorumluluğu sadece bir belediye başkanının veya belediyede görevli olan insanların değil, şehrin sadece bir takım teknik görevlerle değil, bir bütün olarak inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Din Görevlileri Derneği Başkanı Abdülkadir Ateş ise, bir insanın, bir gencin ve çocukların şekillendiği 5 alan var. Bunlardan bir tanesi ailedir. Okullar, camiler, vakıf, dernek ve cemaatlerdir. Bu 5.'si birebir belediyeler ile alakalıdır diyerek şunları aktardı. Bey, hoş geldiniz. Biz Din Görevlileri Dernek Başkanı olarak, yönetimi olarak, üyelerimiz olarak burada din görevlilerimiz arasında sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, takvayı, teavünü, iyiliği, yardımlaşmayı koruma, kollamak amacıyla burayı kurduk ve devam ediyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Profesör Doktor İbrahim Gezer, Makine Mühendisleri Odası'nı ziyaret ederek AK Parti döneminde yapılan projeleri hakkında bilgiler verdi. AK Parti'nin iktidarlı döneminde yapılan hizmetlere değinen Gezer, AK Parti 10-12 yıldır Türkiye'de birçok devasa projelere imza attı dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Profesör Doktor İbrahim Gezer, Makine Mühendisleri Odası'nı ziyaret ederek AK Parti döneminde yapılan değişiklikler ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Devam ettirecek. AK Parti 10-12 yıldır Türkiye'de gerçekten çok devasa projeleri imza attı. Türkiye'nin ileriye taşınması konusunda belki de 80 yılda yapılan hizmetleri ek bir hizmeti 10-12 ile sığdırdı. Sayın Başbakanımızın liderliğinde Türkiye rahmetli hemşerimiz Turgut Özal'ın tabiriyle çağ atladı bu son 10-12 yılda. Türkiye anlamında, genel anlamda böyle, Malatya anlamında da elbette kendi içerisinde önemli gelişmeler yaşadı Malatya. Ama Türkiye geneliyle karşılaştırıldığında bir takım sıkıntılarımız olduğu da vaka. İnşallah önümüzdeki süreçte büyük şehir olma süreciyle birlikte bu sıkıntılar minimize edilir, en aza indirilir ve şehrimiz ileriye daha iyi bir şekilde, daha güçlü kadrolarla taşınması nasip olur diyoruz. Bu sürecin bütün aday aday arkadaşlarımıza, bütün şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Erdal Yavaş ise bir mühendislik kimliğinin belediye başkanlığı koltuğuna oturmasını ümit ettiklerini belirterek şunları aktardı. İbrahim Bey'in şahsında bir mühendislik kimliğinin belediye başkanlığı koltuğuna oturmasıdır. Son 20 yıllık süreçte Malatya'mız kimi zaman yavaşlayarak, kimi zaman hızlanarak bir ivme kazandı. Artık bu 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde büyük şehir olmamız dolayısıyla artık şehrimizin sınırları artık en ücra köye kadar olacak. Artık Malatya merkezini tek değil, bütün şehri düşünmek zorunda kalacak. Aday adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor sayın seyirciler. Çalışmalarını sürdüren Battal Gazi Belediye Başkan aday adayı Doçent Doktor İlhan Geçit'te Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği ile Fuzuli Caddesi esnaflarını ziyaret etti ve projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Aday olmamız ve
adresiyle. Battalgazi Belediye Başkan adayı Doçent Doktor İlhan Geçit, seçim çalışmaları çerçevesinde Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği ile Fuzuli Caddesi esnafını ziyaret ederek projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Allah razı olsun. Yani hakikaten çok önemli. O proje çok önemli. O proje çok önemli. Evet, Allah razı olsun. Günümüz dünyasında sivil toplum kuruluşlarının çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Geçit şöyle konuştu. Günümüz dünyasında sivil toplum kuruluşları çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir toplumun gelişmişliğinin adeta ölçütü sivil toplum kuruluşlarının sayısıyla ölçülmekte. Yani bir toplumda sivil toplum kuruluşu ne kadar fazlaysa o toplum o kadar gelişmiş kabul ediliyor. Tabii ki burada Veysel Bey ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum çünkü bu tip cemiyet hizmetlerinin karşılığı yok. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Ali Seydi Yiğit ise adaya da İlhan Geçit'e başarılar diledi. Yoğun bir program çerçevesinde zamanınızı ayırdınız, buralara kadar geldiniz. Biz de yönetim kurulu olarak tabii sizleri bekliyorduk. Daha önce de arkadaşlar bizi ziyaret ettiler. Sizin çalışmalarınızı izledik. Daha önce de biliyoruz, tanıyoruz sizi. Gerçekten Battalgazi'de de bu hizmetleri yapacağınıza inanıyoruz. Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Dayanışma Derneği ziyaretinin ardından Fuzuli Caddesi esnaflarını ziyaret eden Doçent Doktor İlhan Geçit, esnaflarla tek tek tokalaşarak sıkıntılarını dinledi. Yeşil Yurt Belediye Başkan aday adayı Abuzar Kabakaş, Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret etti ve yerel seçimlerde destek istedi. Seçim çalışmalarını sürdüren Kabakaş, Görme Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret ederek yerel seçimlerde destek istedi. Örneğin Toma köyüne kadar gittik. Muhtarlarımızla, esnafımızla, oturan insanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Görüştük, tespitler yaptık. Zaten Yeşilyurt ilçemizi ben çok iyi tanıyorum. Burada 3 yıl çalışmam nedeniyle. Bölgeyi çok iyi tanıyoruz. Projelerimi ben zaman zaman canlı yayında açıkladım. İnşallah bunlar iyi bir ekip ruhuyla planlama yapıldıktan sonra bu projelerimizi niçin, nereye, nasıl yapılacağını o zaman o kararımızı vereceğiz. Malatya Görme Engelliler Spor Kulübü Onursal Başkanı Şerif Büyüktaş da Abuzar Kabakaş'a aday adaylığı sürecinde başarılar dileyerek şöyle konuştu. Gerek sportif, gerek sosyal ve gerek kültürel alanda kendilerini yetiştirmeleri açısından Malatya ilimizde daha rahat ulaşabilecekleri yerlere, alışveriş yapabilecekleri yerlere sıkıntılı bir şekilde değil de rahat ulaşabilecekleri şekilde sağlanırsa bizleri mutlu edecektir. Yani bizim sıkıntılarımız engelli kardeşlerimizi içinde ayrışma yapmadan hepsine topyekün birlikte birlik içinde görerek projeyi o doğrultuda yapılırsa ve o projeleri de sivil toplum kuruluşlarının başlarındaki başkanlarımızla paylaşılırsa, eksileri, artıları ölçülürse bizleri mutlu eder. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Suriyeli Çocukları Arapça Çocuk Filmi gösterimi yapıldı. Filistinli yönetmen Reset Masaravi Suriyeli mültecilerle buluştu. Bu arada Malatya'da barınan Suriyeli çocuklara sinema dersleri verilecek. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Suriyeli Çocuklara Arapça Çocuk Filmi gösterimi yapıldı. Filistinli yönetmen Raşit Masaravi Suriyeli mültecilerle buluştu. Suriyeli çocuklara sinema dersleri verilecek. Filistinli yönetmen Raşit Masaravi, jüri üyesi sanatçı Kenan Işık ve yönetmen Nazif Tunç ile birlikte Malatya'da yaklaşık 8000 Suriyelinin mülteci olarak kaldığı Beyda konaklama tesislerini ziyaret ederek burada Suriyeli mültecilerle sohbet ettiler. Ben bir Filistinli mülteci olarak Gazze'de yaşadım. Sizin ne durumda olduğunuzu çok iyi hissedebiliyorum. Filistinli yönetmen Raşit Masaravi sohbet esnasında 1962'de Gazze şeridindeki Şati mülteci kampında dünyaya geldiğini ve burada 14 yaşına kadar kaldığını hatırlatarak şöyle konuştu.
Yani siz mülteci olduğunuz zaman kalbiniz evin dışında yaşamaktadır. فبعتقد انه من خلال الثقافة من خلال الفن من خلال السينما ممكن هذا يهون علينا الحياة. Tabii sanıyorum ki bu ortam ancak kültürel ve sosyal ilişkilerle bunu bir şekilde üzerimizdeki bu yükü hafifletmiş oluyoruz. Kenan Işık ise Suriyeli mültecilerin kaldığı kampta Malatya Valiliği tarafından bir sinema atölyesinin kurulacak olmasını duymaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek projenin hayata geçirilmesindeki en temel amacın buradaki Suriyeli çocukların Raşit Masaravi gibi içlerindeki duyduğu hayata geçirmek ve sinema eğitimi vermek olduğunu söyledi. Malatya Valiliği ve Sinema Festivali Tertip Komitesi de esasen bu projeyi hayata geçirirken en temel amaç tıpkı sizlerin de içinde, tıpkı Raşit gibi sizlerin de içinde, genç çocukların içinde sinema duygusu yapmak isteyen çocukların içindeki bu duyguyu hayata geçirmek, onlara sinema eğitimi vermek, önemli olan bu, sadece film seyretmek değil, aynı zamanda burada kurulacak olan bir sınıfla, bilgisayarlar aracılığıyla ve hocalar aracılığıyla sinema ve sanat dersleri vermek bu projenin en önemli. Yanlarına gelen iki Suriyeli çocukla yakından ilgilendiler. Etkinlikte Suriyeli çocuklara kurulan dev ekrandan Arapça çizgi film gösterimi gerçekleştirildi. Genel sağlık sigortası prim borcu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayanlara müjde geldi. 4 milyon vatandaşın prim borcu sıfırlanacak. Devlet 8 milyar liralık alacağını silecek. Genel sağlık sigortası prim borcu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayanlara müjde geldi. 4 milyon vatandaşın prim borcu sıfırlanacak. Devlet 8 milyar liralık alacağını silecek. 18 yaşını doldurup çalışmayan ve öğrenci olmayan herkesi kapsayan genel sağlık sigortası prim borçlarına af geliyor. Önümüzdeki ay torba yasa tasarısına konulacak düzenlemeyle borçlu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayan vatandaş borcundan kurtulacak. Devlet borçlarının tamamını silecek. Takvimde yer alan habere göre 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren genel sağlık sigortasıyla 18 yaşını dolduran, öğrenci olmayan ve sosyal güvence kapsamına girmeyen herkese gelir durumuna göre prim ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanma şartı getirildi. Yasal düzenlemeyle tam 12,5 milyon kişi genel sağlık sigortası kapsamına girdi. Bunların 8 milyonun primleri devlet tarafından ödeniyor. Primlerini ödemeyen vatandaş hastaneye gittiğinde durumu fark etti. Genel sağlık sigortası priminden yaklaşık 8,5 milyar lira toplaması gereken SGK'nın kasasına 300 milyon lira girdi. Primlerini ödemeyen vatandaş hastaneye gittiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine başlatılan af çalışmasında sona gelindi. Böylece devlet 8 milyar lira alacağını bir kalemde silecek. Süt ürünleri fiyatının artmasından vatandaş da hayvan besleyenler de şikayetçi. Süt ürünlerinin yükselmesi ve hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı İlgenel Meşrut Reis Abdurrahman Doğan, hayvancılığın gelişmesi için önerilerde bulundu. Süt ürünleri fiyatının artmasından vatandaşlar şikayetçi olurken hayvan besleyenlerse hayvancılığın desteklenmesini istedi. Çiftçilerin lehine açılması gerekmektedir. Boş ormanlık alanlarda boş olan yerlerin bilhassa hayvancılığın emrine verilmesi. Üreticinin litresini 70-80 kuruştan toptan sattığı sütü vatandaş perakende olarak litresini 2 ile 2,5 liradan alıyor. Ama fabrikaya geldikten sonra tüketicinin emrine sunulduğu zaman belki o zaman bir fiyatlarda yükselme oluyor. Yoksa üretici herhangi bir yükselme söz konusu değil. Bir, ikincisi hayvanlarda da bu şekilde oldu. Süt hayvanlarının 2 yıl önceki fiyatları 7 bin liraya, 8 bin liraya sattığımız inekler, 6 bin liraya ya da 5 bin liraya sattığımız düğeler şu anda
2,5-3 arası satın. Süt ürünlerinin yükselmesi ve hayvancılığın içinde bulunduğu sorunlarla ilgili olarak değerlendirme yapan Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Doğan, hayvancılığın gelişmesi için şu önerilerde bulundu. Orada da üreticinin büyük bir zararı var. Ben bunu da şuna bağlıyorum. Yani bu hayvancılıkla ilgisi, alakası olmayan, hayvancılığın hesini bilmeyen insanlara hayvancılık kredisi verilerek bu işleri başlatıp ve daha sonra da o hayvanların çok cüzi fiyatlarla piyasaya sürülmesiyle bu ortaya çıktı. Eğer siz bunu yapmazsanız o 3 tane 5 tane hayvanını besleyen adam da yarın onu besleyemeyecek duruma gelecek ve kapınıza gelecek, sizden hem aş isteyecek hem iş isteyecek. Dolayısıyla ne olacak? Sıkıntıya girmiş olacak. Besicilikte bir denge unsurunun olması kesinlikle şart. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Turgut Temelli Alt Kavşağı ile Adliye Kavşağı arasında yapılan alt geçit yolu üzerinde devam eden meydan ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Çakır, meydanların kentler için önemli mekanlar olduğunu belirtti. Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Turgut Temelli Alt Kavşağı ile Adliye Kavşağı arasında yapılan alt geçit yolu üzerinde devam eden meydan ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Meydan ve çevre düzenleme projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Çakır, meydanların kentler için önemli mekanlar olduğunu belirterek, yerli, yabancı bütün konukların bu mekanlarda vakit geçirdiğini, amaçlarının Malatya'ya modern bir meydan kazandırmak olduğunu söyledi. Akpınar, Şirepazarı ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki düzenlemelerle çevre yolu araç alt geçitlerinin üzerindeki düzenleme çalışmalarının bir bütün olarak yürütüldüğünü belirten Başkan Çakır, İl Genel Meclisi'nde tartışmalara neden olan Karakaya Baraj Gölü üzerinde turizm amaçlı yapılan gemiye 150 bin TL verilmesi kabul edildi. Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde turizm amaçlı yapılan gemiye 150 bin TL verilmesi kabul edildi. Kabul edenler, reddedenler, oy birler kabul edilmiştir. Konuyla ilgili olarak konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Naci Şabata, valilik ile gemiyi yapan şirket arasında bir sözleşme yapılmış. Biz de 150 bin lira vererek bu sözleşmeyi kabul ediyoruz dedi. Şirket arası da bir sözleşme yapılmış. Biz 150 bin lira vererek bu sözleşmeyi kabul ediyoruz. Bu arada mecliste önergeler de ele alındı. Kabul edenler, reddedenler, CHP grubu red, diğer arkadaşlar bu sözleşme. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu beldesinde bulunan Karaoğlan İlkokulu'nun depreme dayanıksız olduğu iddiası nedeniyle bu okulun depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili inceleme yapılması, Hekiman ilçesi Bağyolu Karagüney mevkinin özel idaresi yol ağına alınması teklifleriyle ilgili komisyonlara gönderildi. İlimiz Battalgazi ilçesi Hatunsuyu beldesinde bulunan Karaoğlan İlköğretim Okulu depreme dayanıksızdır. Bu okul incelenerek yerin yapılmasını arz eder. Hekiman Bağyolu Mahallesi Karagüney mevki Doğaşehir köyü yol ağına alınmasını, yerin yapılmasını arz eder. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen Hababam sınıfı oyuncuları öğrencilerle buluştu. Hababam sınıfı öğrencilerini karşısında gören öğrenciler heyecanlıydı. Hababam sınıfı oyuncuları öğrencileri ziyaret etti. Hababam sınıf oyuncularını karşısında gören öğrenciler mutlu ve heyecanlıydı. Hababam sınıf oyuncularını karşılayan eğitimci Hasan Özkan, Hababam sınıfın filminin 40 kez izlense bile bıktırmadığına dikkat çekti. Teşviklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İşin doğrusu, yaşlı genç demeden birçok insanın hayatına yön veren bir film. Aynı zamanda tadı lezzeti değişmeyen bir film.
Yani bu filmi defaatle herkes izlemiştir herhalde. Hatta bu film televizyonlarda gösterilince şöyle diyorlar. Ya bunu 40 defa seyrettik, neyini seyredeceğiz? Ama seyrederken kahkahalar da tekrar gülüyorlar. Daha sonra oyuncular öğrencilerle söyleşi yaptı. Bizim için mutluluk, onur, gurur. Eski günlerimizi hatırlıyoruz böyle okullara geldiğimiz zaman. Hababam sınıfı oyuncuları 8 kişiyle şu anda burada. Geçen yıl Münir Özkul adına buradaydık. İlk defa 38 yıl sonra bir araya geldik. Malatya'da bir araya geldik. Yani Malatya'ya buluşma noktamız oldu. Bu yılda hemşerimiz derken ben de Hababam sınıfı oyuncularının Malatyalı öğrencisiyim. Ben Malatyalıyım ve Malatya'da yaşıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım Kemal Sunal anısı, hatıralar için bu yılda burada oldular. Ve onu rahmetle, saygıyla, minnetle anıyoruz. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz'ı ziyaret etti. Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Anadolu'da orta ölçekli işletmelerin sanayileşmesinde MÜSİAD'ın çok büyük katkıları var dedi. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz'ı ziyaret etti. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz'ı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Evet Sayın Müdürüm, bu geniş yeni yönetim kurulumuzla beraber size iade-i ziyaret için buradayız. Öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hulusi Bey'le tabii geçmişe dair bir dostumuz var. Kendisiyle sınıf arkadaşı İmam Hatip Lisesi'nde. O bakımdan sürekli Esenlik'le MÜSİAD istişare halinde oluyor. Esenlik'in yapmış olduğu çalışmaları izliyoruz. Gerçekten son dönemlerde güzel çalışmalar yaptılar. Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Anadolu'da orta ölçekli işletmelerin sanayileşmesinde MÜSİAD'ın çok büyük katkısı olmuştur, dedi. Başkanım Mehmet Balin yoğun gündemi ve işler arasında bize vakit ayırıp ziyaret etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. MÜSİAD önemli bir sivil toplum kuruluşumuz. Özellikle Anadolu'daki orta ölçekli işletmelerin sanayileşme yolundaki yapmış olduğu çalışmalarıyla gerçekten önemli bir işlev gördü. Birçok Anadolu kaplanları diye tabir ettiğimiz işletmelerin oluşmasında rehberlik yaptı ve bu Malatya Barosu aşure ikramlarını bu yılda sürdürdü. Aşure etkinliğine Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın ile birlikte çok sayıda hakim ve savcı katıldı. Malatya Barosu tarafından her yıl adliye içerisinde avukatlara, hakim ve savcılarla adliye personeline yapılan aşure ikramı bu yılda yapıldı. Aşure ikramında konuşan Baro Başkanı Eyüp Kutlubay, her yıl geleneksel olarak aşure etkinliğimizi bu yılda yaptık diyerek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure şenliğimizi, aşure etkinliğimizi bu yılda gerçekleştiriyoruz. Aşure bizim birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi sağlayan en temel kültürel ögelerimizin başında geliyor. Dayanışmayı ve mutluluğu temsil ediyor. Ben bu geleneğimizi, bizi bir ve bir arada tutan, bu geleneğimizi yaşatan ve yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Aşure geleneğimizin olduğu ayda, Muharrem ayında şehrimiz, köylerimiz, her taraf ayrı bir manevi havaya bürünüyor. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz bozulmasın. Bu önemli geleneğimiz daima yaşasın diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 19'da güne yansıyan yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Mutlu akşamlar, hoşça kalın. Biz bu yola kef
kefenimizi giyerek çıktık. Biz cesaretimizi İsmet'in önünün bu sözünden alıyoruz. Sayın Başbakan'a bir cevap vermek lazımdır. İçeride ne yapıyordunuz? Aç polis! Ha bu. Nereye geçiyor? La bir malatya çakalı, ben üstüne ne varıyor ya?